Nedir homofobi? Kendini eşcinsel olarak tanımlayan kişilere ya da eşcinsellik gibi kişileri kapsayan, ana çatıya karşı sergilenen olumsuz duygu, düşünce, tutum ve davranışların bütününe karşılık gelir. Benzer tutumlar biseksüellere yöneldiğinde bifobi, aseksüellere yöneldiğinde ise afobi olarak isimlendirilir. Homofobi, heteroseksüellerde olduğu gibi eşcinsel kişilerde de farklı derecelerde bulunabilir. Her ne kadar toplumsal açıdan feminen erkek olmanın maskülen kadın olmaktan zaman zaman daha aşağılanır halde olduğu düşünülse de, şiddet farklı motivasyonlara sahip çevrelerden değişik biçimlerde gelebilmektedir. Örneğin eşcinsel bir erkek olduğu gerekçesiyle bir kadınla cinsel ilişkiye zorlanan erkekler olduğu gibi, iyileşmesi yani feminenleşmesi için yakınları tarafından cinsel saldırılara maruz kalan yahut akrabası ile evlendirilen maskülen lezbiyenler de karşılaştığımız durumlar arasındadır. Transfobi nedir? Translara, transseksüellere, travestilere, kısaca cinsiyet ifadesi geleneksel cinsiyet rollerine uymayan ya da non-trans olmayan kişilere yönelik olumsuz tutum, duygu ya da eylem yelpazelerinin bütününe verilen isimdir. Homofobi ve transfobi bireylerin nezdinde kendi kendine oluşmaz. Genel geçer doğruları, gelenekleri, yaygın inanışları içeren ve söyleme yansıtan çoğunlukçu toplumsal yapının ürünüdür. Bir örnekle açıklamak gerekirse, bir fabrikanın üretim sırasında havaya saldığı tüm zararlı gazları homofobi ve transfobi olarak düşünebiliriz. Her ne kadar havayı kirleten fabrikanın bacası ve saldığı gazlarmış gibi gözükse de, o fabrikanın usulüne uygun çalışmaması, belki uygun filtre takılmaması sonucu o gazlar açığa çıkmaktadır. Bu noktada gelin fabrikanın üretim kanallarına biraz bakalım. İçselleştirilmiş homofobi ya da içselleştirilmiş transfobi nedir? İçselleştirilmiş homofobi ya da transfobi, LGBTİ artıların toplumun olumsuz algısına, damgalamalara ve ayrımcılığa maruz kaldıkça bu tutumları besleyen düşüncelerin doğru olduğuna inanarak içe dönmesi durumudur. LGBTİ artı kimliklerden bir kişinin LGBTİ artı olmaya kadar dair negatif duygu, düşünce ve tutumlarının sonucu yaşadığı içsel çatışmaları ve bunların tüm dışa vurumlarını kapsar. Sosyal olarak damgalanmış bir kişi olmak, içsel damgalamayı besleyen en temel faktördür. Kişi açılmışsa, çevresi tarafından damgalanmaya maruz kaldıkça, açılmadıysa çevresinin heteroseksist söylemleriyle karşılaştıkça, utançla birlikte gizlenme ihtiyacı, kendi içine dönme ve çevreden ayrışarak kendini diğerlerinden farklı, hatta bazen ucube gibi hissetme, kendi varoluşunu ve ait oluşunu sorgulama gibi birçok şeyi bir arada yaşar. Bu durum, LGBTİ artı çevrelerden uzak durma, arzu ettiği halde cinsel yönelimine ya da cinsiyet kimliğine uygun tercihlerde bulunmama, giyim, ifade ya da partner seçimi olabilir bunlar. Onarım terapileri gibi yöntemlerle kendini değiştirme ve heteronormativiteye ve natrans normativiteye uygun hale getirme girişimleri gibi çeşitli davranışlarla sonuçlanabilir. Bir insanın kendi varoluşundan utanır hale gelmesi bu sonuçlardan biridir.